Efendim, zaman zaman ölüme varan sonuçları nedeniyle tartışma yaratan obezite ameliyatlarına yeni düzenleme geliyor. Yani artık her isteyen mide küçültme ameliyatı olamayacak. Ameliyat öncesi ve sonrası psikolojik değerlendirmeler de dikkate alınacak. Bir salgın şeklinde çığ gibi büyüyor. %30'lar oranında obez bir toplumla karşı karşıyayız. Tehdit her geçen gün artarken düğmeye basıldı. Türkiye'de obezite günden güne yaygınlaşırken obezite ameliyatlarına da yeni düzenleme geliyor. Bundan böyle hastaların psikolojik değerlendirmelerine bakılmadan hiçbir ameliyat yapılmayacak. Bu hastaların ameliyat sonrası dönemde de uygun yeme alışkanlıkları elde etmesi açısından psikolog desteğine mutlaka devam edilmesi gerekiyor. Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü hazırladığı yeni protokolü, o protokole göre artık vücut kitle endeksi 30'un altında olan hastalar ameliyat edilemeyecek. 30'un altında olan, yani sadece kilo problemi minimal olan, aşırı kilolu olan hastalara bu ameliyatın uygulanmaması lazım. Gerçekten bu kişiler cerrahi dışı yöntemlerle, diyetle, egzersizle rahatlıkla bu kilolarını verebilirler. En kritik değişikliklerden biri de obez çocuklarla ilgili. Öncesinde 18-65 yaş aralığında olanlar obezite ameliyatı geçirebilirken yeni protokolle birlikte 18 yaş altı çocuk ve gençler de obezite ameliyatı olabilecek. Oldukça ciddi fazla kilolu çocuklarla karşı karşıyayız. Evet, bunlarda da aslında cerrahi uygulanabilir, hassas davranmamız ve bu kişilerin ameliyat öncesi, ameliyat sonrası süreçlerini iyi bir şekilde evaluye etmek lazım. Yeni düzenlemeyle ameliyat sonrası beslenme ve takip en az ameliyat kadar önemli olacak.